Her zaman bir şekilde yani aklımızda ve hafızalarımızda tutmamız lazım. Çünkü çok acılarını ve büyüklerini yaşadık biz bütün bunların. Ama tabii böyle bir nüfusta hani var olan ve geliyorum diyen bir hikaye var. Dolayısıyla da herkes kendi tedbirini öncelikle almalı. Şimdi kendi tedbirini alan bir beyefendi var ki bir ürün yapıyor ve bu ürün depreme karşı dayanıklı bir deprem kutusu. Güzel. Şimdi tamam mı? Bu deprem kutusunu Muratçın, deprem kabinini yıkım yapılacak binanın içine de yerleştiriyor ki sağlamlığını öyle ölçecek, içine de kendi giriyor hatta. Acaba canlı. Canlı. Aho. Acaba ürünüm ne kadar sağlam diye, yani böyle bir kalite kontrol görülmedi. Üç tane kabin yerleştirmişler. Test yapıyorlar yani depreme karşı dayanıklı diye. Bina yıkıldı ama deprem kabininin içinde cansız manken değil, insan vardı. Sınırları zorlayan reklam söze gerek bırakmadı. Bilgim olsa böyle bir şeye izin vermezdim. Çifte felakette ağır hasar alan Hatay'daki bina kontrollü olarak yıkılacaktı. Ama deprem kabini üreten firma skandal bir sağlamlık testine imza attı. Binayı normalde komple kontrol ediyoruz. Binanın içinde hiçbir şey yoktu. Sadece deprem kabinleri vardı. Bu kabinler kilitliydi. Kilitli olduğu için zaten içindeki insan olabileceğini düşünmedik biz. İş makinesi deprem kabininin kapısını açtı. İçinden çıkan adamı görenler gözlerine inanamadı. İstanbul'dan gelen bir firma burada depremle alakalı bir kabin üretiyor ve kabini depremde denemek için buraya getirmişler. Şantiye sorumlusu Osman Karslı, akıl tutulması yaşayan firma yetkililerinden şikayetçi oldu. Benim bu olaydan hiç haberim yok. Yani fikir bir yere kadar şahane. Hani deprem kabinini bir yıkılan bir binanın içine test etmek, hani ne kadar dayanıklı, ne o ağırlığı, kaç tonluk ağırlığı nasıl kaldıracak, çok güzel. Fakat içine insan koyma fikrine yani nasıl gelmiş olabilir düşünce sence? Valla insan hayatı dediğim işte yani bu coğrafyalarda ucuz ve insan hayatını kurtaracağız diye bir insanı feda ediyorlar aslında. Firma her sahibi her şey olabilirdi etmiş. Yani tabii canım, firma sahibi ya da başka bir şey. Reklamını yapacak vesaire güya da. Mesela yurt dışında bazı arabaları test ediyorlar ya, güvenlik üstüne ne bileyim işte tanker deviriyorlar, evet. Duvara çarpıyorlar, onu yapıyorlar. Bu araba şöyle oluyor mesela, içinden bir bakıyorsun cansız şey var, manken var. Evet. Bizde Allah korusun öyle bir şey olsa işçilerden biri der ki otur kardeşim şuraya, ne var ki? Aa telef oldu gitti vesaire, öldü vesaire denir ondan sonra da, ya da bak arabamız ne kadar sağlam. Evet. Yani işte o anlayış son derece önemli. Burada bu deprem kabininin reklamını yapacağım diye Allah korusun bu arkadaşımız vefat da edebilirdi şu anda. Şimdi, vefat da edebilirdi, her şeyi geç tamam, çok sağlam bir kabin yaptılar, kendilerine de güveniyorlar, içine de girdiler. O an içindeyken ne düşündü acaba? Ya çıktı sormak lazım. Kardeşin ne oldu diye. Bir de elinde anahtar da yok. Şeyle açıyorlar. Evet. Kepçeyle açıyorlar. Çünkü sıkışmış da olabilir üzerine almış olduğu darbelerden dolayısıyla. Yani ne olacak acaba şimdi? Yeteri kadar sağlam yaptım. Yapmadıysam Allah'a emanetim. Yani hayır, reklamın insan... o boyutu aslında kaçmış. Mesela çıkacak. Ne, yıkıldı mı bina? Aa falan filan diye böyle bir Süpermen edasıyla belki çıkması daha makul olabilirdi. Trajikomik işler. Tamam, süper bir iş yapmışsınız. Allah razı olsun. Şöyle bir binadan da sağ salim çıkıyor arkadaşlar, ama illaki bizde de vardır ya, ya bazı arkadaşlar etini yapar üstüne bilmem ne şovlarla gösterir eder vesaire, hani nimettir deyip her şeyin bir şeyini kaçırma durumumuz var bizde. Evet. Öyle olunca işte iş buralara kadar geldi, buyur bakalım. Hani reklamın iyisi kötüsü olması hikayesinden yola çıkıyor. O çok saçma, evet. Bir şey de hadiseye gel yani. Allah korusun ya. Allah korusun. Tek başına niye koydunuz? Ailesiyle koysaydınız. 3-4 kişili aile, çoluk çocuk çıksaydı. Hey o ne, deprem mi oldu falan filan diye mesela. Deprem kabininden. Evet. Olacak şey mi? Oluyor işte. Evet, sağlam. Bu arada deprem kabinini her odaya, her salona koymak doğru mu? Binanın statiğini bozuyor mu, bozmuyor mu? Kaç tonluk alet edevatlardan bahis açıyoruz onu da bilmiyorum. Son dönemde oldukça fazla konuşulan bir konu zaten biliyorsun. Yeni binalar buna göre mi acaba hesaplanması yapılıp içine konulacak deprem kabine yer koymak istiyorlarsa? Özel izine tabi olması gerektiği kesin ve net. Yani ben tepemdeki üst kat komşumun salonunun ortasında bir deprem kabini var. O ağırlıkta, o tonlarda şey, tamam senin içine girip gel belki hayatını kurtaracaksın da biz altta kalanlar düşünsene, ne olacak? Düşünsene aynen 13. 14. katta oturuyorsun, deprem kabiniyle beraber bütün bina hop aşağı doğru inmiş, alttakilerin hepsi canı çıkmış, sen kabinden böyle çıkıyorsun. Aa, geçmiş olsun ya, hayırdır gençler falan gibilerinden. Bilmiyorum vallahi, vardır onun da bir prosedürü be. Bir prosedürü olmalı kesinlikle öyle.